başkanları, yönetimleri, değerli dava arkadaşlarımız ve çok kıymetli basın mensuplarımız. Bugün 28 Şubat 25. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Motivasyonunu da 27 Mayıs darbesinden alan bu 28 Şubat süreci bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidi ile medya darbeci zihniyete ram olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik milli güvenlik kararları alınmış, demokrasiye bir balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış ve milyonlarca insan hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmışlardır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitedeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmişlerdir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen ve vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var oldukça devam edecektir inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasınlar ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de asla unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele de bunun büyük bir ispatıdır aslında. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve her koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan aziz milletimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar, değerli sivil toplum kuruluş örgütleri, mensupları, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, değerli dava arkadaşlarımız. Yine 28 Şubat 1997'de böyle soğuk bir havada maalesef bir postmodern darbe gerçekleştirdi ve demokrasinin taşları yerinden oynadı. Evet, unutulan zulüm tekrarlanırmış, öyle diyorlar. Bu zulümlerin bir daha tekrarlanmaması vesilesiyle işte bizler o yaşanan karanlık günleri
özellikle genç kuşağı buradan aktarmakla mükellefiz ve bunu da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Onlar bir yıl sürecek demişlerdi ama maalesef o istedikleri olmadı. Ama biz bu zulümleri bin yılda geçse hatırlayacağız, asla unutmayacağız diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da görevlerini icra ettiler. Allah sizlerden razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bunları herhalde size basın bülteni olarak da vereceğiz.